Kara Harp Okulu'ndaki Kılıçlı Yemin krizine ilişkin incelemede sona gelindi. Bir dönem birincisi olan Ebru Eroğlu olmak üzere iki TM'nin ihracının istendiği iddiası ana muhalefette de tepkiyle karşılandı. Kılıçlarını çattılar, hep bir ağızdan Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırdılar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde ortaya çıkan bu görüntüye ilişkin soruşturma tamamlandı. Gözler Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı için 25 Kasım'a çevrildi. Farklı bir yemin metni okuyan iki teğmenle Kara Harp Okulu Alay Komutanlığı'nda görevli 3 takım ve bölük komutanı için ihraç talebinde bulunulduğu iddia edildi. O isimler arasında dönem birincisi olan teğmen Ebru Eroğlu'yla teğmen İzzet Talip Akarsu'nun da bulunduğu öne sürüldü. Gelişme muhalefetin tepkisiyle karşılaştı. Bu ülkede Atatürk'e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk'ün askeridir. Trikopis'in askeriyiz mi diyeceklerdi. Siyasi iradenin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürüklediği bu fahiş hatadan bir an önce dönülmelidir. Bölünmez bütünlüğüne! Ülkenin bölünmez bütünlüğüne! CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Anadolu'nun işgalinde Yunan ordusuna 1. Kolordu komutanı olarak yön veren ve büyük taarruzda bozguna uğratılan Nikolaos Tripokis'i hatırlattı. Bu ülkede Atatürk'e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor diye sordu. Benzer bir açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Atatürk'e bağlılık bir suç değildir. Asla da olamaz. Disipline sevk edilen genç teğmenlerimizin Atatürk'ün askerleriyiz diyerek gösterdikleri bu kararlı duruş, Cumhuriyet'in ruhunu taşımaktadır. Bu kararın yeniden değerlendirilmesinin doğru olacağına inanıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da teğmenlerin yeterince mağdur edildiğini savundu. Genç teğmenlerimiz hakkındaki ihraç talebi kararı çok üzücüdür. Herhangi bir suç işlememiş, başarılı genç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yeterince mağdur edilmiştir. Cumhuriyet'in ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım. Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Efendim şimdi bu konuyu gazeteci, yazar Aytunç Erkin ve Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir'le değerlendireceğiz. Aytunç Bey'le başlayalım. Kendisi hazır. Biraz sonra da Hilmi Bey yayınımıza dahil olacak. Aytunç Erkin, hoş geldiniz Hayata Dair öncelikle. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu mesele gündemdeki sıcaklığını koruyor. Aynı zamanda eleştiriler şu yönde. Bir taraf hukuki gerekçelerle yapılıyor diyor. Diğer tarafsa bu siyasal bir operasyondur. Siyasi bir tepki sonucu oluyor diyor. Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı sizce ideolojik bir duruş mu içeriyor? Bu tartışmalara ne dersiniz? Buradan başlayalım. Şimdi birincisi Tuğ Amiral Mehmet Sarı askeri üniformasının üzerine sarık ve cübbe giydiğinde ihraç edilmemişse, emekliye sevk edilmişse, soruşturma açıldıktan sonra eğer o görüntü, fotoğrafı yayınlanmasaydı zaten devam edecekti görevini ve amiral olarak rütbe almaya devam edecekti. Tuğ, tüm kor. O yüzden bugün bu Mustafa Kemal'in askerleri izleyen teğmenlere karşı yürütülen açılan soruşturma bence siyasi bir soruşturma. Yani şimdi baktığımız zaman 30 Ağustos'ta bu yemini ettikten sonra ki bu yemin çok uzun yıllar boyunca kullanılıyor, yemin ediliyor. Kılıç çatma zaten var. Ağır disiplinsizlikle itham ediliyor. Yani bu orantılı yani, bir yaklaşım mı? Ne dersiniz? Hayır, şimdi hizmete engel davranışlarda bulunmak disiplinsizliği TSK disiplin kanunun 20-1.c bendinde geçiyor ve hizmete engel davranışlarda bulunmak disiplinsizliği. Ama biz zaten o görüntülerden görüyoruz. Birçok teğmenin kılıç çatarak yemine katıldığı. Ki bunun şöyle bir durumu var.
Soruşturmadan da anlıyoruz ki biz dosyayı okuduğumuz zaman şimdi avukatlarına verdiği Ebru Eroğlu diğer isimlerde ki iki kişiyle sınırlı kalacak bir durum değil. Bu daha da çok isim bu konuda soruşturma geçirecek ve ihracı istenecek birçok teminin. Şimdi orada şöyle bir durum var. Sıralı amirlere bu yemin süreci başlamadan önce 15-20 gün önceden itibaren başvuruda bulunuyor teğmenler. Biz bu yemini okumak istiyoruz diye. Yani gizli saklı yapılan bir şey yok ortada. Hani biz bu yemin metnini... Yani bu amirlerinin bilgisi dahilinde bir onlara çıkış diyorsunuz. Evet. Evet evet, onlara sunuluyor. Yani deniliyor ki biz bu metni okumak istiyoruz. Karşı taraftan işte amirlerden gelen işte karar okulu, o Minisam Üniversitesi, dekanlık vesaire oralardan gelen yanıtlar hayrolsun o yemin metni kaldırılmıştır, okunamaz. Ama ısrarla bunu devamlı istiyorlar. Yani bir organize anlamında öyle bir son gün belirlendi, bir anda operasyona dönüştü bu vesaire öyle bir durum yok. Bu metni okumak istiyorlar ki yemin metninde rahatsızlık duyulacak ne var Allah aşkınıza? Yani bu vatanın bölünmez bütünlüğü, toprağın bütünlüğü, bayrak ve en sonunda Mustafa Kemal'in askerleri izledi. Soldanla bitiyor. Yani ne olacak yani? Şimdi Harbiyeliler zaten Mustafa Kemal'in numarası okunduğunda içimizde diye bağırır. Yani burada şey yok. Ve bir de soruşturma dosyasını okuduğumuz zaman soruşturma dosyasında sadece disiplinsizlik üzerine kurulmuş bir dosyadan bahsediyoruz. Yani burada bir Fethullahçı terör örgütüyle bağlantı yok. Veya başka bir yapılanmayla ilgili bir bağlantı yok. O soruşturma dosyasının içinde de bu var zaten. Peki. Yani disiplinsizlik var. Peki Hilmi Bey'e dönelim. Hilmi Bey, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Yani temeller hakkında başlatılan bu soruşturma sizce hukuki gerekçelerle mi yoksa siyasi bir tepki sonucu mu başlatılıyor? Mustafa Kemal'in askerleriyiz ifadesi ideolojik bir ifade mi? Yoksa TSK'nın değerlerine bir atıfta bulunmak anlamında yapılmış bir çıkış mı teğmenler tarafından? Ne dersiniz? Bu ülkede her şeyin arkasına Mustafa Kemal'i sığınmak, kalkan etmek, efendim Mustafa Kemal üzerinden efendim kendilerini meşrulaştırma gayreti uzun zamandır var. Ve bunu bütün askeri darbelerde, buna ilişkin girişimlerde de gördük. Ve bir kez daha görüyoruz. Arkasında ne var? Bu soruşturma dosyasına biz ulaşamadık ama Aytun Çerkin herhalde farklı ilişkileri var, ulaşmış olsa gerek. Farklı ilişkilerim yok efendim. Gazeteci yani, Hilmi Bey lütfen. Ne, gazetecisiniz de gazetecisiniz. Kişiselleştirmeden kişisel. Hayır, yani ben gazeteciyim hayır, tabii ki avukatlarından ulaşabiliriz. Yani, bu çok doğal bir olay. Gizli diye ben birkaç kişiye hem de yetkili oldukça yetkili kişilere sordum. Ulaşamadım. Ama şimdi birileri çıkıp Mustafa Kemal'i kullanıyorsa hiç kimsenin kullanacak bir kullanmasına efendim müsaade edilmemesi gerekir ki askerlikten bahsediyoruz, gazetecilikten bahsetmiyoruz. İstediği gibi efendim konuşacak, disiplinsiz bir şekilde hareket edilecek bir meslek değildir askerlik. Orada temel olarak disiplin esastır. Yani disiplinin esas olduğu bir meslekten bahsediyorsak efendim emir komuta zinciri içerisinde bu ikazlara, amirlerin ikazlarına uymayıp organize bir şekilde ki hareketlerine bakıldığı zaman bunun organize olduğunu görüyoruz. Hareket ediyorlarsa orada da bırakın da bir soruşturma açılsın. Daha neticesi ne olacak bilmiyoruz. Bakın ilk defa 99'da yönerge ekleniyor ve 29 Mayıs 2023'te de yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan bir metinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hanımefendi teğmen ne yapmaya çalışıyor? Bunu açığa çıkarmak gerekiyor. Elbette ki bunun bir bedeli olması gerekiyor. Yarın bir gün herhangi bir cephede olmuş olsa bunlar farklı bir şey içerisinde, tavır içerisinde olursa ne olacak? Bunları hiç sorgulamıyorum. Yani savunma yani olarak Kemal, Cumhuriyet Mustafa, değerlerine bağlılığın göstergesi olarak bir savunma. Var zaten oradaki konuşmada da Cumhuriyet değerleri falan. Ona mı kalmış Cumhuriyet değerleri? Biz Cumhuriyet değerlerini bu ülkedeki yaşayanların %90'dan fazlası kabulleniyor ve savunuyor. Yani o orada temel olarak evet
başarılı bir öğrenci olabilir, burada öne çıkabilir ama hiç kimseye bu hak verilmiyor. Velev ki daha üst rütbede birisi olsun, oradaki emir komuta zincirine uyacak ve buna göre de tavır ve hareket içerisinde olacak. Bu kadar net ve basit. Bunun içerisinden efendim Mustafa Kemal'e karşı bir tutum çıkarmak, başka bir şey çıkarmak, bunlar oldukça nahoş yaklaşımlar. Öncelikli olarak askerliğin getirdiği efendim yetkinlik ne? En öncelikli olarak asker emre uyar, itaat eder. Ona göre pozisyon alır ve daha mesleğinin başında neyi amaçlıyor, kim adına bunu yapıyor? Bunların o soruşturmayla açığa çıkmasının oldukça elzem olduğunu düşünüyorum ben. İhraç evet. Olur olmaz. O ayrı bir mesele. İhraç talebiyle. Talebi olduğunu biliyoruz. Ancak buradaki girişimlerin aslına bakarsanız bir taraftan da bu soruşturmayı da manipüle etmeye, efendim oradaki soruşturma yapacak kişileri de baskı altına almaya yönelik de bir çıkış olduğunu özellikle sosyal medya ve medyadaki bazı çıkışlarda bu çerçevede değerlendiriyorlar. Peki bu mesela askeri içerisinde bir kutuplaşmaya sebep olabilir mi? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz ya da toplumsal karşılığı ne olur bunun? Siz mesela Hilmi Bey daha böyle keskin hatlarla şunu demek istiyorum. Asker itaatkar olur, asker saygılı olur, asker hani hür vatandaş değildir. Onun gereğini yapmamıştır. Dolayısıyla bu normaldir dediniz. Peki toplumsal karşılığı bunun nasıl olur? Aytunç Bey sizden başlayalım. Şimdi bakın. Birincisi bu soruşturma dosyası bir örgüt üzerine, bir terör örgütü operasyonu vesaire bunun gibi bir bağlantı üzerine kurulmamış. Birincisi bu. İkincisi bu teğmenlerin orduya giriş tarihi vesaire hepsine baktığımız zaman Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan olsun, GBT'leri olsun, bütün çalışmaları olsun hepsinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle girdikleri ve çok ciddi bir şekilde araştırıldıkları netleşiyor. Yani net bir şekilde biliniyor. Şimdi biraz önce şu örneği verdiğimde eğer Tuğamiral Mehmet Sarı'nın fotoğrafı çıkmasaydı o orduda sarıklı cübbeli o amiralin üzerinde, o üniformanın üzerinde sarıklı cübbeli bir şekilde o dolaşmaya devam edecekti. O tarikat toplantılarına girecekti. Ve biz bu tepkiyi eğer o fotoğraf çıkmasaydı kimse bilmeyecekti ve devam edecekti bu süreç. Şimdi bunlara tepki göstermeyip sadece ve sadece bu ülkenin anayasasının başlangıç ilkesinden itibaren Mustafa Kemal Atatürk yazan bir anayasaya bağlılık yemin metnini okuyan kişileri, çocukları bu şekilde bir şey üzerine işte hedef gösterirsek ve ordudan ihraç edersek çok ciddi vahim bir kutuplaşmanın önünü yine açmış oluruz. Bakın bu ülkede ben şöyle bir durum var. Bu çocukların bir büyük bir bölümü, yani bakın içlerinde mutlaka her yerde her zaman sızıntılar olur vesaire ki 15 Temmuz'a giden süreci de biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Yani burada hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Bunların hepsine karşı da durmak gerekiyor. Ama Mustafa Kemal'in askerleriyiz üzerinden tören bittikten sonra kendi ritüellerini yapan, mebin metnini okuyan ve sonra da dağılacak çocuklar üzerinden bu kadar gümbürtü koparılmasının sebebi çok siyasidir. Yani şimdi 7 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemenler kılıçlarını çektiler, cezalarını çekecekler, bu kılıçları kime çekiyorlar diye bir açıklama yaptı. Ya bu kılıçlar her dönem, her yerde yapılan, her mezuniyet töreninde yapılan bir ritüeldir. Yani şimdi bunları biz bu kadar Atatürk üzerinden işte Atatürk niye Mustafa Kemal askerleri diye slogan atmışları tartışırsak yandık biz o zaman ya bu ülkenin anayasasının başlangıcından itibaren süren bir şeyden bahsediyoruz. Kurucusundan bahsediyoruz ve kurucuya bağlılıktan bahsediyoruz. Ne var bunda? Bitmiş tören ve çocuklar kendi aralarında toplanmışlar ve bunu bir gün önce planlamamışlar. Aylarca söylemişler biz bunu yapmak istiyoruz. Başvurmuşlar. Başvuru yapılıyor. Hani bir gizli saklı bir şey yok ortada. Sıralı amirlere sunuluyor. Yapamazsınız işte ya bu kaldırı. O an anlık ve baş kaldırı gibi nitelendirilebilecek bir çıkış değil diyorsunuz. Değil organize ki. Hayır yani. Zaten soruşturma da bir organize. Hayır organize dediğimiz şey şudur.
Hani örgütlenirler, gelirler bir gün içinde hemen hadi bir korsan eylem. Öyle bir şey değil. Aylarca başvuruda bulunuyor. Ebru Eroğlu da başvuruda bulunuyor. O teğmenlerin o kendi aralarında işte dershane amiri, alay komutanı olarak değerlendirilen bir teğmen başvuruda bulunuyor. Vesaire vesaire. Yani buradan bir darbe girişimi, işte buradan bir FETÖ'cü bilmem ne çıkarmak vesaire. Allah aşkınıza daha bundan 4-5 sene, 4 sene önce bu ülkenin istihbarat daire başkanlığına Serdar Atasoy isimli yüksek askeri şurada komutan getirildi, general getirildi. Onu getirenlerle ilgili bir soruşturma yapıldı mı? 7 tane imamı vardı, mahrem imamı vardı. 7 tane. 7 tane mahrem imamdan geçerek general ve istihbarat daire başkanı olmuştu kara kuvvetlerinde. General yapılmıştı. Onunla ilgili oraya onu getirenlerle ilgili bir soruşturma açıldı mı? Hayır, açılmadı. Tümamiral Mehmet Sarı ile ilgili bir soruşturma açıldı mı? Sadece emekliye sevk edildi, ihraç edildi mi Mehmet Sarı? Hayır, edilmedi. O yüzden bence bu soruşturmanın insanları ve Türkiye'yi kutuplaşmaya bölmesinden dolayı sıkıntılı buluyorum. Tabii ki disiplinsizlik tartışılır. Bakın disiplinsizlik üzerine bazı işte ne bileyim cezalar verilebilir ama ihraç değildir bunun şeyi, karşılığı. Benim düşüncem bu. Peki. Hilmi Bey, çok da kısa vaktim var ama aynı soruyu şu şekilde size de sormak istiyorum. Aslında aynısını soruyorum. Bu mesele toplumda Atatürkçülük ve askeri gelenekler tartışmasını tekrar bir noktada alevlendirdi. Buradan çıkacak bir karar topluma nasıl yansır? Ben burada herkesin baktığı yönden göreceği bir sürece tanık olacağız diye düşünüyorum. Nitekim herkes baktığı yerden görüyor. İktidara yakınlar bu eylemi kabul etmiyorlar. İktidara yakın olmayanlar da vay efendim Atatürk adından dolayı rahatsızlık var, ondan dolayı böyle yapılıyor diyorlar. Burada Atatürk adından ya da askerlerin Atatürk'e bağlılığından dolayı herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki temel sıkıntı bağlamdan hep koparılıyor. Disiplinsizlik. Askerlikten bahsediyoruz. Askerlik disiplinin temel olduğu, temel şart olduğu bir meslektir. Dolayısıyla askerlerin o disipline uymaları gerekiyor. Nitekim amirler de bu onların organize etmeye çalıştıkları eyleme karşı bir izin vermemişler. Dolayısıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediliyorlar. Orada ne karar çıkacak göreceğiz. Ama arka planda ne var onu da bakmak gerekiyor. Ayrıca işte bunun hem 99'da girmişken bu metnin daha sonra 2023'te de çıktığını biliyoruz. Burada askerlik içerisinde bir Atatürk'e karşı bir tavır olduğunu düşünmek bence oldukça kötü niyetli bir yaklaşım olur. Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk tartışılmaktan çıkmıştır. Atatürk kabullenilmiştir. Bazıları vardır. Çok düşük, küçük bir azınlıktır. Atatürk'e karşı bir tutumları olabilir. Efendim bir yaklaşımları olabilir. Ama Atatürk bu ülkenin kurucusudur, ortak değerdir. Askerlikte de temel şart disiplindir. Disiplin bozulduğu zaman ondan sonra cephede de daha sıkıntılı durumlarla karşılaşılabilir. Ayrıca arka planda bir güvenlik soruşturması var diye bir sürü kişinin de geçmişte sızdığını da unutmayalım çeşitli kurumlara. Pekala, gazeteci yazar Aytun Çerkin ve Optimarş Başkanı Hilmi Daşdemir'e çok teşekkür ediyoruz efendim.